أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين جماعة المسلمين أخوان الدين معزز مسلم النشر سبق الله مزن رحمتي بركتي ما أفرد بهدايتي هب üzerine olsun وزرنا Cenab-ı Hak cümlemizi dini ve taatı üzerine ayaklarımızı sabit kılsın. Kaymaktan caymaktan kaydıracak ve caydıracak yanlış işlerden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Aziz kardeşlerim, her insanın hakkıdır mutlu olmak. Saadet, huzur, cemiyet ise ancak Cenab-ı Hakk'a yönelmekle mümkündür. Allah bir kimseye mutluluk verecek ki ancak mutlu olur. Aksi takdirde insan mutluluğu kendisi kazanamaz. Kimler mutludur? Kimlerin gönlü rahattır? Kimler huzurludur? Bilir misiniz? Gönlü huzura gark olan kimseler ancak iyilik yapan kimselerdir. Her zaman mutludurlar. Zira daha önceki hadislerde de gördüğümüz kadarıyla iyilik nedir sorusunun cevabına kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iyilik gönlünün hoş olduğu yaptığında rahatladığı genişlediği şeydir buyurmuştu. İşte iyiler daima gönlü rahat olan kimselerdir. Cenab-ı Hak bizleri iyilik sahibi olanlardan eylesin. Daima iyiliği göz önünde bulundurup insanlara nasıl faydam dokunur? Aleme nasıl faydam dokunur? Ümmete nasıl faydam dokunur? Hatta şerrimden insanlar nasıl korunur diye dertlenen kimselerden olmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Evet, şerrimizden insanların korunması da bir iyiliktir aslında. Bugünkü okuyacağımız hadis-i şerif muhteşem, müthiş. Her biri zaten birbirinden güzeldi. Bugüne kadar neler öğretti bize Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler. Bugün de sizinle Allah nasip ederse 37. hadisi şerifi okuyacağız. Cenab-ı Hak şimdiden anlamaya ve hayata geçirmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Bismillah. El-Hadîthü Sâbi'û ve 37. hadis-i şerif. Kimden rivayet olunmuştur? An İbn Abbas radıyallahu anhuma. İbn Abbas efendimizden. An Resulullah o da efendimizden. Fi ma yervihi an Rabbihî tebaraka ve teâlâ. O da Rabbisi tebaraka ve teâlâdan rivayet ediyor ve şöyle buyuruyorlar. Yani okuyacağımız hadis kutsidir. Lafsı peygamberimize ama asıl manası kelamı ise Mevlamıza aittir. Bunlara ne diyorduk? Hadisi kutsi diyorduk. Muhteşem bir hadis-i şerif. Evet. Ne buyurdular? İnne Allah'a ketebel hasenati ve seyyiat. Şüphesiz Allahu Teala Hazretleri iyilikleri ve kötülükleri yazdı. Evet. Allahu Teala Hazretleri her şeyi yazdığı gibi iyiliği ve kötülüğü de yazdı. İyilikleri ve kötülükleri yazmasından maksat Allahu Teala Hazretleri onları geçmiş ilminde, ilme ezelisinde takdir buyurdular ve onu ispat ettiler. Evet, onlar yazıldı. Kaderde, mukadderatta bu mevcuttur. Ve sonra da hafaza meleklerine levh-i mahfuz'da onları yazılmasıyla emretti. Şunlar şunlar iyiliktir, şunlar şunlar kötülüktür. Bu belli. Hepsi belirlendi. Bunlar belirlendi ki insanlar nasıl muamele edecekler? İmtihana tabi tutulacaklar. Nasıl yaşayacaklar? İmtihana tabi tutulacaklar. Hangisini seçecekler? İmtihana tabi tutulacaklar. Sınava tabi tutulacaklar. Denenecekler. Evet hangi yolu seçeceksiniz? Mevlamız öyle buyuruyor. İyilikler belli, kötülükler belli. Allah yazdı buyurdu. Hasenat, seyyiat kavramları. Nedir hasenat? İyilikler demektir. Yani yapan övülür ve onlara sevap taalluk eder. Ecir ve mensubat alır. Derecesi yükselir. İyilik sahibi kimseler muhakkak mutludurlar. Bir de dünyada da ahirette de ecirleri verilecektir. Evet, iyi kullar dünyada da ecir alırlar muhakkak karşılarına yapmış oldukları bir iyilik sebebiyle Mevla birebir en az bire yedi, bire yetmiş, bire yüz, bire yedi yüz katacak. İyiliğin karşılığı dünyada da ahirette de verilecektir. Seyyat ise kötülükler demektir. Yapan kınanır ve o şahıs muhakkak azaba layık olur. O da karşılığını alacak. Dünyada da başına muhakkak bir şey gelir. Yapan yapılır, eden bulur. Bu böyledir. Karşılıksız hiçbir şey yoktur. İyiliğin de kötülüğün de muhakkak karşılığı verilecektir. Evet. sümme beyyene zalik. Sonra Mevlamız şöyle şöyle açıklamalarda bulundu. Bunu iyice açtı. İyilikler belli, kötülükler belli. Ondan sonra bunlar beyan edildi ayetlerle beyan edildi. Resulullah Efendimiz beyan etti. Evet. İyilikler de bellidir. Kötülükler de bellidir. Peki bu kadar iyilik ve kötülük belirli olduğu bir dünyada. Bakalım. Femen hemme bi hasenetin. Her kim bir iyiliği kastetse, niyet etse, murad etse, yani kalbinden geçirse, ya ben şu iyiliği yapmak istiyorum dese, ama felem yamelha onunla amel edemese yani bir şekilde bir engel gelse de önüne yapamasa iyi niyetliydi aslında yapacaktı bir iyilik birine bir faydası dokunacaktı belki bir talebeye belki bir hocaya belki bir insana ümmeti Muhammed'den birine yahu en azından en azından karşıdan karşıya geçecek bir insana ya gideyim de şu abinin elinden tutayım şu ablanın işte karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olayım dese de ondan önce birisi davransa örnek yani o işi yapamasa niyet etmişti karşıdan karşıya geçirecekti elinden tutacaktı olmadı bir şekilde engel oldu ketebe allahu indehu haseneten kamile Allahu Teala Hazretleri kendi katında onu kamil bir iyilikle mükafatlandırır. Evet bir iyilik yazılır. Halbuki yapmadı. Sadece niyet etmişti. Kast etmişti. Murad etmişti. İstemişti. Ama olmadı. Mevlamız bunu bile karşılıksız bırakmıyor. Aman Allah'ım. Rabbimizin yüceliğine bir bakınız aziz kardeşlerim. Rahmetin genişliğine bir bakınız. Vesiat rahmeti kulle şey. Rahmetim her şeyi kapsadı. Evet. Allah'ın rahmeti geniştir. ...inne rahmeti sebakat ala gazabi. Hadis-i kutside de rahmetim gazabıma galip gelmiştir diyor. Onu geçmiştir diyor. Rabbimizin rahmeti bu. Sadece niyetle bile Mevla kazandırıyor. İyi niyetli olmak. Kalbi temiz olmak. ...iyilik sever olmak. Ne mutlu. Ya Rabbi bizi onlardan eyle. Bu müteaddit kere de olsa böyledir. Farklı zamanlarda da o işe niyet etse hiç olmasa bile her zaman bire bir. Bir niyet bir kazanç. Karşılık veriliyor. Evet. Femen hemme bi hasenetin her <laughs> kim bir iyiliği murad etse de felem ya'melha yapamasa ketebeha Allahu indehu haseneten kamile. Allahu Teala Hazretleri ona bir iyilik yazıyor. Bu defalarca da olsa böyledir. Çünkü Allahu Teala Hazretlerinin fazlı geniştir. Evet. Örneğin aziz kardeşlerim bir kimse abdest alsa sonra namazı cemaatle beraber kılmayı murad etse, camiye koştursa, gelse baksa ki cemaat namazı kaçırmış. Veya cemaat bulamamış neyse. Halbuki cemaat de kılacaktı. Camide cemaatle beraber eda edip çok sevap almak istemişti. Fakat cemaati bulamadı. Veya cemaat namazı bitirmiş. Yine de cemaatle namazı eda etmiş sevabı alacaktır. Evet bu böyle hiçbir şey arkadaşlar karşılıksız kalmıyor. Ne mutlu. Ne mutlu İslam diniyle şereflenenlere. Ne bahtiyar o kimse ki Allah'ın rahmetine müstahak olmuş. Ya Rabbi bizi ayırma. Buldurdun kıymet bildir ya Rabbi. Amin. Peki. Ve in biha. Her kim iyilik yapmayı kastetse, murad etse, niyet etse. De fa'amilaha onu yapsa muvaffak olsa, Allah onu elinden tutsa, niyet ettiği gibi onu yapmaya da Mevla muvaffak kılsa, ketebe Allahu indehu, allah Teala seni kendi katında ona yazar, aşra hasenatin, on hasene yazar. Evet, bire on yazıyor Mevla Teala Hazretleri. Nitekim, estağfirullah, men ca'e bil haseneti falahu misaliha. Mevla Teala Hazretlerine her kim bir iyilikle gelirse onun için 10 misli vardır. 1'e 10. Hani diyor ya Mevla. 1'e 10. Bir hasene, bir iyilik, 10 katı mükafatla evet cezalandırılıyor. Mükafatlandırılıyor yani. kaça kadar bu? Orası dilim sürçtü ya. Orayı Osman biraz düzeltelim. Yani 1'e 10. Bir iyile 10 hasene sevabı veriliyor. Karşılığı 10. Mükafatı On. Kaça kadar olacak bu? İla seb'ati du'fin. Bu 7 kata kadar. Yani 1'e yetmiş oldu. İla adafin kefira. Kat kat. Evet, yükselecektir. Daha da fazla katlarla mükafat verilecektir. Nitekim sel vallahu yudaifu limen yasha ve Allah dilediğine kat kat verecektir. 1'e 10, 1'e 70, 1'e 100, 1'e 700, 1'e 1000, 1'e 100.000, 1'e milyon. Mevla'nın katında bu. Yeter ki o işe samimiyetle bağlanılsın. Samimi niyetle yapılsın o. Ne mutlu. Hem yani Mevlamız Celal şöyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> Men ezellezi qardan lehu adaafan katira. Verdiğinin kat kat fazlasının kendine dönmesini isteyen Allah'a güzel bir borç vermek istemez mi diyor? Borç vermek isteyen yok mu diyor Cenab-ı Evet, Allahu u Teala Hazretleri ile bir anlaşma yapılacak. Sen ver, bunun karşılığında fazla fazla sana verilecek. Böyle bir anlaşma yok musunuz diyorum Mevlamız. Ya, Garza Hasan, yap iyilik. Yap iyilik, iyilik yap, denize at. Evet, ha, balık bilmese bile Halik muhakkak bilecektir. Hep iyilik sever. Evet, iyilik yap, unut onu. Mevla bunun karşılığını muhakkak verecektir. Mevla Teala Hazretleri bizi iyilik sevenlerden eylesin. Adamın evinde mesela kıldığı namaz bir namazdır. Cemaatle camide kılınan namaz ise 500 namazdır. Bu İbn-i Mace'den rivayet ediliyor. Evet. Bire 500. İnsan bire 500 kazanacak. E, camiye gitmek lazım. Ve camide kılınan, cemaatle kılınan muhakkak daha fazladır. Bu rivayet edilen hadis-i şerifte 1'e 500 veriliyor. Yine aynı şekilde her kim evinde oturduğu halde Allahu Teala Hazretlerine infak gönderirse onun için her bir dirhemine 700 dirhem verilir. Ve her kim Allah yolunda kendisi bizzat savaşa çıkarsa onun için her dirhemine 7000 dirhem vardır. Ya İbn-i yine rivayet ediliyor. İnsan bugün imkan buluyor evinden hemen telefonla infak yapıyor. 5 TL, 10 TL. Buna 1'e 700 ya bizzat kendisi infakını alır, bizzat kendisi götürürse, eliyle teslim ederse o zaman 7 bin. 1'e 7 bin oluyor. Yani oturduğumuz yerden bile kazanırken ya ayakta insan neler neler kazanacaktır. Hani Mevlamız buyuruyor ya Estağfirullah. La yestebil qa'idune minel mu'minine gayrul zarari vel mücahidune fi sebilillah. Bu ayeti celilede. hiç oturanla ayakta olan biri olur mu Mevla buyuruyor. Ya mücadele. Devamlı sahada. Devamlı sahada. Ya iyilik sever. Taşıyor. Onu getiriyor. Bunu götürüyor. İşte bir yerin medresenin bir şeyi kırılmış. Çıkmış. İşte talebenin ihtiyacı var. Hocanın ihtiyacı var. Caminin ihtiyacı var. Hayır kurumlarının ihtiyacı var. Allah yolunda mücadele ediyor. Oturduğu yerden kazançla insanın sahadaki kazancı hiçbir zaman bir değil. ha Oturarak da yapsa yine de kazanıyor. Mevla Celle Celaluhu bizi hep kazananlardan eylesin. Şu çok önemli. Kazandıktan sonra kaybetmekten Mevla muhafaza eylesin. Arkadaşlar kazanmak bu kadar kolay. Size bir şey söyleyeyim mi? Kaybetmek bundan daha kolay. Bir harama bulaşırız hepsi yok olur gider. Gözle, kulakla, burunla, ağızla beş his organlarıyla, duyu organlarıyla insan haram işlediğinde yaptığı iyilikler mahvolup gider. Onun için kazanmak bu kadar kolay elhamdülillah. Mevla kazanma yollarını bize söylüyor. Ama kaybetmek bundan da kolay. Mevla kaybetmekten muhafaza eylesin. Ez cümle Mevlamız bir ayet-i cellede bu kadar anlattıklarımızı özetliyor. Estağfirullah. Ve le neciziyennehum ecrahum bi ahseni mâ Biz onların yaptıklarını muhakkak en güzel şekilde mükafatlandıracağız. Karşılığını vereceğiz. Tas tamam eksiksiz. Biz buna inanıyoruz. Rabbimiz hatta fazla fazla veriyor her zaman bize. Fazlından bol bol akıtıyor. Layık olmadığımız halde. Ya Rabbi bizi layık eyle. İyiliklere bizi layık eyle. Verdiğin ecir ve mensubata bizleri layık eyle. Bu kapıya layık eyle. Bizleri hizmete ehil eyle. Çok önemli dualar. Çok önemli kavramlar kardeşlerim. Allah görevini çok güzel yapıyor fazlasıyla. Ya biz ona layık mıyız? Bunu düşünelim, muhasebe edelim ve layık olmak için elimizden geleni yapalım. Mevla bizi muvaffak eylesin. Amin. İyilikler böyle. Gelelim şimdi kötüler. Ve in hemme bi seyyetin her kim bir kötülük kastetse. Bir kötülük yapmak istese, murad etse. Felem <laughs> ya'melha ve onu yapamasa. Ketebe <laughs> Allahu indehu haseneten kamile. Allahu Teala Hazretleri ona kamil bir iyilik yazıyor. Kötülüğü kastetti ama Allah'tan korktuğu için ben bunu yapamam. Azap var, gazap var. Rabbimin huzurunda hesap var dedi korktu, titredi. Yapacağı kötülükten kendini alıkoydu. Evet, yapmadı. Allahu Teala Hazretleri ona bir iyilik veriyor. Allahu Ekber. Kötülüğü kastetti fakat yapmadı. Yine de Mevla ona acıyor aziz kardeşlerim. Mevlamızın bu büyüklüğündendir, rahmetindendir, cemalindendir arkadaşlar. Ya böyle büyük bir Rabbimiz var arkadaşlar. Kudretinden Mevlamız Celle Celaluhu onu evet bağışlıyor. Yani seyyi olarak yazmıyor da yapmadığı için hasene olarak geliyor. Ama ve in biha ve her kim bir kötülüğü kastetse, niyet etse, yapmayı istese de fa ile ve onu yapsa ketebehu Allahu seyyaten vahide. Allahu Teala Hazretleri ona bir seyyiye yazıyor. Bire bir. Bir kötülüğün karşılığı bir. Ama bir hasenenin karşılığı on idi. Gördünüz mü? Kötülük niyet edildi ve yapıldı. Birebir yazıldı. Nitekim Mevlamız Esamu Billah وَمَنْ جَاءَ illa Her kim bir kötülükle gelirse onun karşılığı misli, mislidir. Bir kötüle bir, iki kötüle iki, üç kötüle üç. Ya. Hatta kötülüğe niyet edip yapmazsa ona iyilik yazılıyor. Ne büyük Rabbimiz var. Arkadaşlar Unutmayınız. Takip ediliyoruz. Mevla murakip, görevli melekler murakip. Nitekim Mevlaamıza selâm billah. Ma yalfizu min kavlin illa atid. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Takipteyiz. Yine Mevlaamıza selâm billah. Yemhullahu ve <laughs> ve 'indahu imul kitab. Allah dilediğini mahveder ve dilediğini de ispat eder. Kitabın anası onun yanındadır. Takipteyiz. Dilediğini siliyor. Yeter ki biz ona dönelim. Benim çok büyük günahım var. Allahu Teala Aleyhisselam yani yüzüm yok. Bağışlar mı bağışlamaz mı? Böyle deme. Bağışlar Allahu Teala Hazretleri her şeyden büyüktür. Allahu Ekber. Büyük gördüğün şeyden de Allah büyüktür. Allah kadirdir. Tövbe edelim. Allah dilediğinden yok edip gidiyor. Görüyor musunuz? Böyle bir Rabbimiz var. Bu Rabb sevilmez mi? Bu Rabb'in yolunda olunmaz mı? Bu Rabb'in gönderdiği peygambere tabi olunmaz mı? Bu Rabb'in indirdiği kitaba uyulmaz mı aziz kardeşlerim? Mevlamız çok sevmeyi muvaffak eylesin. İlk önce kendini çok sevmeyi bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, iyilik yapıldığı zamanda hasene melekleri yani iyilik yazan melekler hemen yazıyorlar. Hiç beklemeden. Ama kötülük yapıldığı zaman, bir insan kötülük yaptığı zamanda da o seyyiyeyi yazan görevli melekler yani sol taraftaki melekler hemen yazmıyor. Niye biliyor musunuz? Sağ taraftaki melek bekle biraz. Acele etme. Hemen yazma. Belki tövbe eder. Belki tövbe eder diyor ya. Allah'ın o güzel kulları, melekler dahi Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış. Evet. Kötülük yapanların kötülüğüne karşılık hemen yazdırmıyor. İyilik melekleri kötülük meleklerine yani sol taraftaki meleklere hemen yazma diyor. Belki tövbe eder. Evet belki de. biraz bekle. Biraz bekle. Ne yüce. Ne yüce makam. Allah'ım seni çok sevmeye muvaffak eyle. Senin bu rahmetini görmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Aziz kardeşlerim, hadis muhteşem bir hadis şerifti. İşte bu hadisten hayatımızda büyük anlam katacak büyük dersler alacağımız bir hadis-i şerifti. Mevla Teala Hazretleri bu hadisi her alanda kullanabilmeyi, ders çıkarabilmeyi, tesirlenmeyi e ve tövbeye muvaffak kılınıp her daim iyilik yapabilmeye Rabbimiz bizleri muvaffak eylesin. Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin buyurduğu üzere yakın zamanda bedenen ayrıldığımız, firakını yaşadığımız, hüzne boğulduğumuz, ama ruhen hala aramızda ve bizi terbiye eden Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin şu sözüyle bitirmek istiyorum. Ne pahasına olursa olsun Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Allah'ın dinine iyilik yapacağız. Allah'ın kullarına hizmet edeceğiz. Ve kazanacağız. Ya Rabbi muvaffak eyle. Elimizden tut bizlere yardım eyle. Amin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Selamun Elhamdülillahi El Rabbil Alemin. El Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آه